Kalk. Öyle ne oldu ya? Daha ne kadar uyuyacaksın? Hadi bir duş yap. Şunları da giy, kahvaltıya gidiyoruz. Ben burada mı kaldım akşam? Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum. Aman isabet. İşten çıktım. Bir sürü değiştim parti için. Sonra misafirler geldi. Gerisini hatırlamıyorum. Ya, aman isabet. Hadi kalk, ölüyorum açlıktan ben. Evde de temizlik var. Yürü, basacak yer yok evde. Kalk duşa, hadi. Hadi, kalk. Deniz, ha. Bırak beni eve gideyim ne olur. Pazar pazar ne yapacaksın? Hap kadar efe tıkılıp ya. Sahilde bir yerde kahvaltı edeceğiz, ne güzel. Hadi duşa, yürü. Sen niye isabet dedin bakayım? Hı? Akşam partide kötü bir şey mi yaptım yoksa? Yok canım. Bana bak. Görüyorum güldüğünü. Söylesene ne oldu be? Herifin üstüne kustum. Ne? Hangi herifi mi? Irmak'ın sevgilisini. Irmak'ın sevgilisi mi geldi? Yuh, sen onu da mı hatırlamıyorsun? Ama bak çok şık oldu. Kız sevgilisini bize takdim etmeye getirdi. Sen de böyle üstüne kustun. Uyduruyorsun. Hatırlamıyorum hiçbir şey diye uyduruyorsun değil mi? Bana bak, sululuk yapma, anlat ne yaptıysam, tamam mı? Çok kötüyüm zaten. Vallahi böyle oldu ya. Gidince özür dilersin, bizi kahvaltıya bekliyorlar, hadi. Ay yok ya, bırak, ben gitmem kahvaltıya mahvaltıya. Hadi hadi. Hadi ne olur beni indir şurada bir yerde, eve gideyim. Kaçacak delik arama, bak geleceğiz dedim. Olur böyle şeyler. Hem çocuk halini anlayan birine benziyor. Özür dilersin. Geçer gider. Bizim ufaklık bu sefer turnaya gözünden vurmuş. Ben çok beğendim adamı. Bak vallahi çok yakışıklı. Canım benim ya. Kuzu olmuş. Kuzu aşık olunca. O kadar istiyorum ki artık onun mutlu olmasını. Sen gerçekten hiç mi hatırlamıyorsun dün gece olanları? Bak yazık, Fırat da böyle janti janti giymiş çocuk. Azimle uzatıyor elini bir de. Kızım ya, daha kapıdan girer girmez insanın üzerine kusulur mu? Fırat mıymış adı? Can da gelecekti bugün ama abla kardeş baş başa olun. Bir akşam hep birlikte yemeğe çıkarız dedi. Yine mi barıştınız? Dün gece herkes dağıldıktan sonra aradı. Eve gelmek istedi ama bak ben hayır dedim. Tamam ya, geçen sefer olanlar bir kazaydı. O da farkında. Hem sergi gerginliği falan da var üstüne çocuğun. Yapma Deniz ya, yapma ya. Ne güzel rahattım bir aydır şu adamla konuşmuyorsun diye. Tamam ya, bu son şans işte. Hah, bak oradalar. Fırat. Gerçekten uyumuş. Rüya değilmiş. Bu nasıl olabilir? Allah'ım aklımı koru. Toparlanabildin mi biraz Narinciğim? Yüzün hala bembeyaz. Bir şey hatırlamıyorum. Tanıştırayım Fırat. Şey, ben gerçekten çok özür dilerim. Kendim de değildim. Rica ederim. Sözünü etmeye bile değmez. Evet. Herkese kahve attım. Hatırlamıyor beni. Biliyor musun Nari? Fırat da Yaslı Hanım. Ne tesadüf değil mi? Öyle mi? Hiç gidiyor musunuz kasabaya? Yok yok, hayır. Üniversite için İstanbul'a geldiğimden beri adım mı atmadım kasabaya. Canım, Nari'nin ailesinden de geçmişinden de söz etmekten pek hoşlanmaz. Nari çok ünlü bir hukuk firmasının avukat. Genç yaşında büyük başarılar imza attı. Tamam canım, bırakın beni anlatmayı. Irmak, İstanbul'a dönüyor musun artık, öyle mi? Ya, ne iyi değil mi? Bizim gemi nakliyat şirketinin İstanbul şubesini bundan sonra ben yöneteceğim. Bol bol görüşeceğiz yani, eskisi gibi. Ablanla mı yaşayacaksın? Herkesin çatısının ayrı olmasında fayda var artık. Bizim diğer evden kiracı çıkıyor, amcam bana orayı hazırlatıyor. Oraya yerleşeceğim. Oo, ne güzel.
Yine bütün aile birlikte olacaksınız eskisi gibi. Kaybettiğimiz yılların acısını çıkartacağız. Artık her gece yalnızlıktan parti vermek zorunda değilsin yani ablacığım. Derinin zoruna bak be. Ben eğlenmek için parti veriyorum. Üstelik de her gece vermiyorum. Erkenden karışmak istemiyorsan gece hayatına biraz fren yapman lazım. Boğazım hadi sen kahvaltıcı. Böyle devam et boğazım hadi. İşimiz var seninle gene. Geliyorum ben. İlk sabah Nizam'ı davet etmem. Ben ikinizin birbirinizi daha yakından tanımanızı istemiştim. Yabancıya ne gerek vardı masada? Önemli değil. Daha bol bol zamanımız olacak. Irmak'cığım, biz artık ev arkadaşı olmayabiliriz ama Narin hala benim en iyi arkadaşım. Ev arkadaşı tabii. Benim bildiğim kadarıyla ev arkadaşının tanımı farklı oluyor abla. Sen üniversite zamanında kıza acıyıp eve aldın. Sayende açlıktan ölmedi. Ev arkadaşı başka. Bitmeyecek mi bu tantana hala yıllar sonra bile? Tamam. Susuyorum. Susuyorum. Bir şey yok abi. Affedersin ama helaya gitti. Kendimi eve bir atsam, bugün bir bitse, yarın iş var nasılsa kolay. Bu geceyi nasıl atlatacağım peki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.